Merhaba, iyi günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir ortalıkta gözükmüyordu, konuşmuyordu ve bayram da araya girdi. O bir vesile olmuş olabilir ama normalde her fırsatta konuşan, hatta günde birkaç kere farklı vesilelerle konuşan ve bunlar da medyanın büyük bir kısmı tarafından canlı yayınlanan bir siyasetçiden bahsediyoruz. Belli bir aradan sonra dün akşam partisinin grup toplantısını yaptı. Burada toplantıyı yapmanın nedeni belli ki askerlik yasası, askerlik yasa tasarısı ve anlaşılıyor ki parti içerisinde bir takım rahatsızlıklar var bu yasayla ilgili. Nitekim o konuşmasının ardından basına kapalı bölümde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar teknik detaylarını anlattı partili milletvekillerine. Burada bir kriz oldu ya da bir sıkıntı oldu anlaşılıyor. Hulusi Akar bugün de HDP dışındaki partilerin gruplarını ziyaret edip onlara yasayı anlatacak. Bu yasanın bir sıkıntı yarattığı söz konusu ama esas konumuz bu değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmaya baktığımızda ki kendisini değişik vesilelerle her Türk vatandaşı gibi ve gazeteci olduğum için onlardan daha fazla izlemiş, dinlemiş birisiyim. Dün tesadüfen bu grup toplantısından haberim oldu ve izledim. Ve Erdoğan'ın artık nasıl değişmiş olduğunu, eski bildiğim Erdoğan, bildiğimiz Erdoğan'dan nasıl farklılaşmış olduğunu bir kere daha çarpıcı bir şekilde gördüm. Burada biraz o konuşmanın analizini yapmak istiyorum. Hemen hemen her konuya değindi ve bu değindiği konuların her birinde çok ciddi sorunlar, krizler var. Yani bir ekonomi ki en az değindiği belki de çok kısa bir iki cümleyle geçiştirdiği bir konu oldu ve bunu da Türkiye'nin güçlenmesini engellemek isteyen küresel güçlere ve onların işbirlikçilerine bağladı. Çok fazla bir şey söylediğini ifade edemeyeceğim. Ama onun dışında dış krizler, yani dış politika krizleri, özellikle S-400, F-35 krizi ve Suriye'de YPG'nin varlığı meselesini bir kriz olarak bunları koydu. Siyasi anlamda tabii ki İstanbul seçimlerinin tekrarlanmış olması ve kazanıp kazanamayacağı meselesi. Ama bir diğer husus da parti içerisindeki çözülme ihtimali ya da ihtimal değil aslında, başlayan çözülme ve bu çözülmeyi durdurmaya yönelik söyledikleri vardı. Şimdi bunlara tek tek ele almadan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gördüğüm kadarıyla Erdoğan artık sorunları çözen, krizleri çözen bir siyasetçi olma özelliğini adım adım her geçen gün daha fazla kaybediyor. Gündem belirleyen siyasetçiden, gündemin peşinden gündemi yakalamaya çalışan siyasetçiye doğru yöneliyor. Bu anlamda bir gerileme var. Eskiden o gündemi belirlerdi, birileri ona cevap vermeye çalışırdı. Şimdi başkalarının belirlediği gündeme o cevap vermeye çalışıyor. Örneğin Ekrem İmamoğlu'ndan çok ciddi rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Halbuki Ekrem İmamoğlu adaylığı açıklandıktan sonra kendisini Beştepe'de ziyaret etmişti. Orada hiçbir sorun yoktu. Şimdi mesela Ekrem İmamoğlu'ndan adıyla bahsetmiyor. Bu biliyorsunuz bir talimat da var bu konuda medyaya da yönelik. Ekrem İmamoğlu adı kullanılmayacak, CHP adayı denecek. Onun adı yerine CHP adayı. Burada bir bölüm var mesela Ekrem İmamoğlu ile ilgili biraz Devlet Bahçeli'nin sözlerini hatırlatan bir bölüm. Diyor ki 40 yıldır bu işlerin içinde birisi olarak zarfla mazrufun bu derece zıt olduğu pek az siyasi mühendislik projesine rastladığımı özellikle belirtmek istiyorum. Yani Ekrem İmamoğlu'nu siyasi mühendislik projesi olarak tanımlıyor. Ama işte mızrak çuvala sığmamış, maskeli balo sona ermiş, takke düşmüş ve kel görünmüştür. Amaç milletin kalbini kazanmak değil de seçime kadar halkı aldatmak olunca sonuçta işte böyle tecelli ediyor diyor. Ama bu söylediğine çok da ne derece inandığı aslında şüpheli. Çünkü
konuşmasında 23 Haziran seçimlerine çok geniş yer ayırmakla birlikte çok kararlı bir şekilde kazanacaklarına emin bir Erdoğan çıkmadı karşımıza. Önce bir bakalım seçimin ardından yaptığı konuşmada söylediklerini Erdoğan dün akşam tekrar söyledi. Onu bir dinleyelim ve devam edelim. Ama ilçeler bazında baktığımızda ilçelerin kahir ekseriyetini biz aldık mı? Her ikisinde de aldık. Meclislerde ki burası karar alma yeri. Buralarda kahir ekseriyet her ikisinde de İstanbul'da da Ankara'da da bizde mi? Bizde. Komisyonlarda hepsi de bizde mi? Bizde. Bu belediyelerin zaten çalışmasının şekli nedir? Buralardır. Başkanın buralardaki hareket kabiliyeti meclistir, komisyonlardır. Çünkü atacağı adımlar buralarla bağlantılı. Eğer buralarda gerekli olan desteği sağlayamadığı sürece istediği gibi adım evet, burada aslında İstanbul'u Ankara'yla birleştirip İstanbul'u büyük şehri kaybetme ihtimali üzerinde konuştuğunu görüyoruz ve tabanını şöyle yatıştırmaya çalışıyor. Kazanmış olsalar bile biz orada mecliste çoğunluğuz, ilçe belediyelerinde çoğunluğuz. Hoşumuza gitmeyen, yanlış bulduğumuz şeyleri yapmasını izin vermeyiz olarak söylüyor. İstediği gibi adım atamaz diyor. Bu aslında İstanbul'u kazanma konusunda fazla umutlu olmadığını bence gösteriyor. Halbuki konuşmasının bir yerinde de Binali Yıldırım'ın İstanbullularla gönül bağını her geçen gün daha da güçlendirdiğini söylemişti Erdoğan, söyledi Erdoğan. Bilgisiyle, birikimiyle, gayretiyle, samimiyetiyle yıldızı giderek parlıyor dedi. Ve bu burası önemli diyeyim. Binali Yıldırım kardeşimizin başarısı teşkilatlarımızı da motive ediyor, gayrete getiriyor. Burası şundan önemli, konuşmanın birçok yerinde, ayrı ayrı yerinde Erdoğan'ın partisinden, parti teşkilatından, milletvekillerinden, parti yöneticilerinden şikayetçi olduğunu görüyoruz. Onlara yönelik bir takım sistemler, eleştiriler ve uyarılar yaptığını görüyoruz. Mesela ne diyor? Binali Yıldırım parti teşkilatımızı motive ediyor. Yani eskiden şöyle bir şey olurdu, çok motive bir parti teşkilatı olurdu, aday ona eklemlenirdi. Şimdi tersi oluyor, aday geliyor ve aslında örgün olan parti teşkilatını harekete geçiriyor. Bu AKP'nin içinde, kendi içerisinde, yönetim kademesinde ve tabanındaki bir çözülmenin bence dolaylı bir kabulü. Mesela ne dedi yine Erdoğan dünkü konuşmasında? Milletin sesine kulak tıkayanlar, hele hele millete kulak vermek yerine onu istiskale yeltenenler bu partinin mensubu olamazlar. Milleti muhatap almayanı biz de muhatap almayız. Elbette her talebi, her beklentiyi yerine getirmek mümkün değildir. Yapılabilecekler zaten yapılır. Şayet yapılabilecek bir şey yoksa izah edilir, insanların gönlü alınır. Ancak biliyorsunuz biz tebliğle mükellefiz, ikna ile değil. Yani burada da partinin tabanla, milletle, halkla, toplumla ilişki kurmada çok ciddi sorunlar yaşadığını ve bunu aşmakta zorlandığını görüyoruz. Bunun ötesi de var tabii. Bir de partiden kopanlar var. Artık çözülmenin ötesinde kopanlar var, kopacaklar var. Ve bunlar da büyük ölçüde herhalde 23 Haziran seçim sonuçlarını bekliyorlar. Görüldüğü kadarıyla 23 Haziran'da eğer Ekrem İmamoğlu bir kez daha kazanırsa, AKP içerisinde değişik dönemlerde önemli görevler üstlenmiş isimler, popüler bazı isimler yeni bir takım oluşumlara gidecekler. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, ki Ali Babacan'ın arkasında Abdullah Gül desteği olduğu biliniyor. Ayrı ayrı parti kurmaları söz konusu. Erdoğan arada sırada bu konulara değindiği olmuştu ama dünkü konuşmasında bu konuyu daha net bir şekilde değindi ve daha sert bir şekilde bu kişileri eleştirdi. Bir de onu dinleyelim. Zannedenler geçmişte de bu tür yollara başvurdular. Hatta bazıları
grup kurabilecek noktaya bile geldiler. Ama onlardan şu anda hiçbir şey kalmadı. Hepsi gitti. Siyaset sahnesinden de silinip gittiler. Onun dışında yine aynı şekilde olanlar, şu anda ana muhalefetin başındaki zatın önünde eğilenler, bunları görüyoruz. Nereden nereye? Kişilik çok önemli bir şey. Şahsiyet çok önemli bir şey. Ve bir insan, hele hele Müslüman, eşref-i mahluk olarak o yaratılmışların en şereflisi olma şanına layık olmalıdır, bunu korumalıdır. Evet, kopuş kaçırılmaz gibi gözüküyor ve Erdoğan'ın bunu engellemek için çok da fazla bir şey yapamayacağı anlaşılıyor. Burada tabii yapmaya çalıştığı kopma ihtimali olan kişilerin partiden büyük parçalar koparmasını engellemek. Ama bu konuda da söylediği somut bir şey yok. Yani bu siyasi krize, partide içinde yaşanan siyasi krize ilişki söylediği çok somut bir şey yok. İslami referanslarla yaptığı bir konuşma var ve eşref-i malukat sözünden hareketle bu ayrılma söz konusu olan kişilerin şereflerini tartışmaya açıyor ya da onları şeref yoksunu, şerefsiz olarak bir şekilde herhalde o anlama geliyordur. Öyle tanımlıyor ama bu bir sorun çözme değil. Birçok konuda olduğu gibi, ekonomide olduğu gibi, 23 Haziran'da olduğu gibi, parti içerisindeki tartışmalar ve rahatsızlıklar konusunda olduğu gibi Erdoğan'ın yaptığı aslında olayları resmini çekip, kendine göre bir resmini çekip o resimlerin ötesinde bir şikayet, sitem belirtmenin ötesinde bu resmi düzeltmek, yanlışları, kendini yanlışları, sorunları çözmek konusunda somut olarak pek bir şey söyleyemiyor. Dün akşam da söyleyemedi. Bu konuda en çarpıcı bölüm tabii ki dış politika ve S-400, F-35 meselesi. Burada tabii S-400'leri aldık zaten, alacağız diye bir şey yok. Çoktan aldık diye kesip atmış bir pozisyonda oldu Erdoğan. Tabii ki bu öne çıkarıldı ama baktığımız zaman ne diyor? Japonya'da Başkan Trump'la görüşeceğiz, arada da kendisiyle konuşacağız. Yani hem S-400'leri alıp hem F-35'leri alma iddiasında hala ısrarcı ve bunun böyle olamayacağını Amerika Birleşik Devletleri, gerek Kongresi, gerek Pentagon, Savunma Bakanlığı söyledi, defalarca söyledi. Ama Erdoğan bu konuda hala bir ısrarı var ama bu ısrarının maddi temelleri olmadığı için de onun bu sorunu en azından seçim sonrasına ötelemeye çalıştığını söyleyebiliriz. Onun ötesinde başka bir şey var. YPG meselesi, Suriye meselesi konuşmasında baktığımız zaman her şey çok açık, her yerde her şeyi çok açık konuşma lüksümüz yok diyor. Ama şunu söylüyor, terör örgütlerinin arkasında kim var? Buna en büyük desteği veren kim? Bizim stratejik ortağımız. On binlerce tırlarla buraya silah, mühimmat, her şeyi gönderdiler mi? Gönderdiler. Daha neyi anlatayım, neyi anlatalım? Şimdi tamam, siz YPG'yi terörist olarak görüyorsunuz ve YPG'nin en büyük destekçisinin ABD olduğunu söylüyorsunuz. Ve terörle mücadele ediyorsunuz, YPG ile mücadele ediyorsunuz. Yine dün söylediği bir gece ansızın gelebiliriz dedi ve Fırat'ın doğusunu tekrar işaret etti. Ama diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik ilişkiniz sürüyor. Başkan Trump'la yapacağınız Japonya görüşmesine çok önem atfediyorsunuz vesaire vesaire. Burada da aslında bu yapılan çıkışlarla herhangi bir sorunun çözülmediği, Erdoğan'ın bu çıkışlarla bir sorun çözmediği, tam tersine en fazla sorunları ötelediği ama sorunları daha da, krizleri daha da derinleştirdiği görülüyor. Yani çünkü elinde çok fazla mekanizması kalmadı Trump'la görüşme dışında. Ki o Trump'ın da Amerikan sisteminde nasıl bir yeri olduğu konusu çok net değil. Mekanizması pek fazla kalmadı ve elinde çok fazla Türkiye'nin
koz da kalmadı. Özellikle ekonomisinin iyi bir durumda olmadığını da düşünürsek, siyaseten 31 Mart seçimlerinin gösterdiği gibi Erdoğan ciddi bir gerileme içerisinde olduğu AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın da göz önüne alırsak gerçekten bir kriz halinde. Bir başka kriz aslında Cumhur İttifakı'nın geleceği. Bu konuyu da konuşmasında hiç değinmedi. Daha doğrusu bundan bir kriz olarak bahsetmedi. Tam tersine Cumhur İttifakı'ndan ve Bahçeli'den övgüyle bahsetti ve nitekim bugün de bir toplantı şu anda yapıyor olmaları lazım. Bir araya geliyorlar. Ama orada da bir kriz var, orada da bir sıkıntı var en azından. Bahçeli'nin attığı tweetler ki burada bunu değerlendirdik. Özellikle Kürt oylarını kazanma gayretiyle, kazanma amacıyla yapılan bir takım Binali Yıldırım'ın yaptıkları, ettikleri, söylediklerinden bir rahatsızlık olduğu görülüyor. Muhtemelen askerlik yasasıyla ilgili de bir takım rahatsızlıklar vardır ama esas önemli olan Bahçeli'nin tweetlerine de yansıyan o çıkıştı ve Cumhur İttifakı'nın da geleceği aslında belirli değil. Şöyle ki 31 Mart seçim sonuçları Cumhur İttifakı'nın ve Cumhur İttifakı'na hakim olan MHP perspektifinin sınırlarını herkese, özellikle de Erdoğan'a gösterdi. Oradan ileriye gitme imkanı artık yok. Hatta tam tersine o bir gerileyişin işareti oldu. Kutuplaştırma söylemi, beka söylemi, karşı tarafı terörle eşleştirme söyleminden artık vazgeçmek noktasına geldiğini Binali Yıldırım'ın performansıyla, izlediği yeni kampanya stratejisiyle görüyoruz. Dünkü konuşmasında da ilginç bir şekilde yine tabii ki CHP zihniyeti diye bir şeyler söyledi Erdoğan her zaman olduğu gibi ama bu söylediklerinin 31 Mart öncesi söylediklerinin yanında çok yumuşak olduğunu, eskisi kadar sert olmadığını da kabul etmek lazım. Dolayısıyla Erdoğan bir yandan MHP ile Bahçeli ile ittifakını sürdürmek isterken diğer yandan bu ittifaka MHP'nin söyleminin, Bahçeli'nin söyleminin daha fazla egemen olmasını istemiyor görünümünü gösterdi. Bu da dolayısıyla bir başka krizi ya da muhtemel krizi çözme kapasitesinden ciddi bir şekilde uzaklaştığını bize gösteriyor. Evet, biraz uzun bir yayın oldu ama şöyle toparlamak istiyorum. Türkiye'nin son 15 yılına, daha fazlasını hatta 17 yılına damga vuran bir siyasetçi söz konusu. Hatta belediye başkanlığından itibaren alırsak 25 yılına damga vuran bir siyasetçi ve sürekli ileriye doğru giden, bu arada ittifaklarını, yanında yürüyen arkadaşlarını ve danışmanlarını sürekli değiştiren bir siyaset söz konusu ve genellikle de rakipleri hep ona bakıp ona ayak uydurmaya, ona cevap vermeye, ona cevap yetiştirmeye çalışırdı. Ama şimdi Erdoğan'a baktığımız zaman bu özelliklerinden, gündem belirleme, oyun kurma özelliklerinden iyice mahrum olduğunu görüyoruz. Ekrem İmamoğlu gibi birisi, düne kadar bilinmeyen birisi, Erdoğan'ın sayesinde de diyebiliriz. Tek başına Erdoğan sayesinde değil ama Erdoğan'ın da sayesinde bugün Erdoğan'ın bu oyun kurucu rolünün iyice geride kaldığını kamuoyunun görmesinde yardımcı oldu. Erdoğan'ın onunla ilgili söylediği şeyler, demin söylediğimiz gibi mühendislik proje, toplum mühendisliği projesi vesaire gibi bir takım komplo teorilerini söylemekten öteye de gidemiyor. Sonuçta Erdoğan daha önce dilini tüketti demiştim. Artık Türkiye'de siyaseti belirleme gücünü, sorun çözme kapasitesini her geçen gün daha da yitiren, kaybeden bir Recep Tayyip Erdoğan'la karşı karşıyayız. Dünkü konuşması da bunun en çarpıcı örneklerinden birisi oldu. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.